Sevgili izleyenlerimiz hepinize merhabalar. Yeni bir gün, yeni bir gündem. Hayata dair gelişmelerle ben Hakan Bakar karşınızdayız efendim. Gündemin içerisinden gelişen, gelişmekte olan haber başlıklarını sizlerle beraber güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Gündemi hayata gelişmeler efendim birlikte bakacağız. Tabii ki her ne var ise yine sosyal medya üzerinden biz birlikteliğimiz içerisinde gündemdeki konu başlıklarını elimizden geldiği kadar sizlere iletip gündemden haberdar etmeye çalışacağız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz ve hayırlı cumalar dileklerimizi iletiyoruz. Günlerden cuma sevgili izleyenlerimiz ve 18 Haziran artık takvim yaprakları iyiden iyiye tabii ki hızlı ilerliyor. Hiç farkına varamıyoruz ama bakın yaz ayını böylece yaşıyoruz ve artık 2021 yılını da yarılamış oluyoruz sevgili izleyenlerimiz. Artık şunun şurasında geriye bir 6 aylık zaman kaldı değil mi bu yılın bitmesine? Peki hemen şöyle bir tabloya bakalım. Tabloda neler var? Günlük olarak sizlere Türkiye COVID-19 tablosunu sizlerle paylaşıyoruz ve tablodaki rakamları karşınıza hemen getirdik. Şu anda görmektesiniz 225.064 kişi dün test oldu. Biliyorsunuz aşılar şu anda hızlandı. Artık SSK'sı olan çalışan işçi memur kesimi ve 40 yaş ve üzeri şu anda aşı olmaya başladılar. Aşı her geçen gün daha da hızlanıyor. Vaka sayısı 5904, hasta sayısı 509, vefat sayısı 62. Allah rahmet eylesin. 4143 kişi de sevgili izleyenlerimiz iyileşen hasta sayısı olarak rakamlar günlük olarak işte turkuaz tabloda bu şekilde yer almakta. Bir de tabii illerin genel durumuna göre bir Türkiye haritası yayınlıyor Sağlık Bakanlığı ve Türkiye haritasındaki illerin 100 binde bir oranına göre hasta ve bu kişilerin tabii ki genel durumu da bu efendim işte arkamızda görmüş olduğunuz haritada paylaşıyor. İşte illere göre haftalık vaka sayısı 100 bin kişide. 5-11 Haziran yani geçtiğimiz hafta durum neymiş hemen şöyle bir bakalım. Sivas'ımızda da sayılar iyiden iyi azaldı. Artık iki rakamlara düştük. %88.85 olarak geçiyor. Tabii birçok il hemen hemen bakıyorum şöyle illeri de şöyle bir gözden geçiriyoruz. 3 rakamda yok hep çift rakamlarda yani aşının faydası, alınan tedbirlerin faydası hepsini güzel bir şekilde şu anda görmekteyiz ve umut ediyoruz ki tabii ki bu yaşadığımız salgın günlerinde daha da iyi oluruz diye temenni ediyoruz. İlimizde, illerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası şu anda arkamızda ve güncel halini sizlerle paylaşıyoruz ve vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Yani yavaş 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 düşme devam ediyor. Tabii aşı ile birlikte bu oranlar daha da aşağılara inecek sevgili izleyenlerimiz. Temennimiz o. Daha da aşağılara insin. İnşallah tabii rakamlar daha da aşağılarda olsun ve inşallah hani o sıfır rakamını hiç hastanın, hiçbir kişinin böyle artık bu salgından etkilenmediği günleri de görürsek ne mutlu bize diyoruz efendim. Hemen bakalım memleketimizdeki haber başlıkları neler yer almakta gözden geçiriyoruz. Günü gündemi hayatı sizlerle paylaşıyoruz. 2021 Yunus Emre ve Türkçe yılı. Bu yılın başı itibariyle sevgili izleyenlerimiz bu tabii ki tüm kamuoyuyla duyuruldu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu duyuruyu 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı kapsamında bu yıl içerisinde tabii pandemi kuralları çerçevesinde etkinliklerin yapılması yönünde çalışmaların olması için bunlar tabii ki teker artık gündeme düşmeye başladı sevgili izleyenlerimiz. Sivas'ımızda da bu yönde tabelalarda yeni bir tabii ki işte oluşuma gidildi. Sivas Belediyesi hem tabela olsun hem de sevgili izleyenlerimiz vitrinlerde esnaflarımızın kullanmış oldukları tabelalar olsun. Bunların tamamında Türkçe isim kullanılması yönünde bir seferberlik ilan etti diyebiliriz. Ve buna istinaden de işte bu tabii ki tabelalarda Türkçe isimlerin olması yönünde adımlar atılmaya başlandı. Bazı tabii ki mahallelerin isimlerinin de yanlış yazıldığı gözden kaçmadı. İşte o mahalle isimleri de düzeltildi. İşte Şifahiye yazıyordu Şifahiye Sokak ama Şifaiye Sokak. Şifahiye Sokak diye düzeltildi. Bu yönde Sivas Belediyesi çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmalar içerisinde tabelalarda değişikliğe gidiliyor. Yani yanlış yazılan tabelalar düzeltiliyor veya da esnaflarımız
sevgili izleyenlerimiz tabelalarını Türkçe isim kullanarak özel bir indirimden de faydalanma şansını elde ediyorlar. İşte Sivas Belediyesi cadde ve sokak ve yer tabela isimlerinin yönelik bir çalışma başlattı. Bu çalışma içerisinde de şehrin en işlek yerlerinden biri olan ve orada Şifahiye, işte görüyorsunuz hani sokak, sokağın adı Şifahiye, yani oradaki fazla olan harf çıkarıldı, yerine yeni bir tabela asıldı sevgili izleyenlerimiz. Çok da güzel oldu. Tabii gerçekten iyi bir uygulama. Hem bu senenin sevgili izleyenlerimiz işte Yunus Emre ve Türkçe yılı olması hasabıyla de bu tarzda, bu yönde etkinliklerin yapılması, düzeltmelerin yapılması gerçekten çok güzel bir hareket oldu. Sivas Belediye Başkanı bu yönde işte çalışmalar kapsamında tabeladaki değişikliği yapmış oldu. Bir de sevgili izleyenlerimiz, Türkçe tabela kullan, %75 indirimden faydalan. Hani biliyorsunuz reklam ilan vergisi belediye tarafından bu tabelalara alınan yıllık bir vergi. İşte bu vergiden avantaj elde etmek istiyorsanız firmanızın adı eğer yabancı ise bunu Türkçe'ye çevirerek kullanarak böylece Sivas Belediyesi'nden %75 indirim elde edebilirsiniz. İşte tabelada Türkçe değişimi sevgili izleyenlerimiz. Arkamızda şu anda Sivas Belediyesi'nin şehrin birçok yerinde billboardlarda, raketlerde bu ilanları, bu tanıtım afişlerini, broşürleri görmektesiniz. Koca koca yazıyor. Esnaflarımız bu yönde adım attıkları takdirde Türkçe tabela kullanmak şartıyla %75 indirimden faydalanabilirler sevgili izleyenlerimiz. Sivas Belediyesi de bununla ilgili bir çalışma başlattı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de bu çalışma hakkında kamuoyunu bilgilendirdi ve bu konuda bakalım neler söylendi. Hem mahalle ve sokaklardaki yanlış isimlerin düzeltilmesi ve hem de esnafların Türkçe tabelaya daha çok dönüş yapabilmesi anlamında %75'lik bir indirimin belediye tarafından sağlanacağını duyurmasında bakalım neler söyledi. Bizler de Sivas'ta Türkiye'nin ses bayrağını dalgalandırmak için faaliyetler yapıyoruz. Benim içimde bir ukde idi. Gidip geldikçe bu sokağın adını Şifahiye olarak görmek beni üzüyordu. Çünkü Türkçe'de Şifahiye diye bir kelime yoktur. Medresenin adı Şifahiye Medresesi. Bu sokağın adı da, bu sokak da adını bu medreseden alıyor. Bunun Şifahiye olarak değiştirilmesi gerekiyordu. Önceden alınan encümen kararını biz bugün tabelayı değiştirerek Sayın Başkanımla birlikte Türkçe'ye bir hizmet açısından küçük bir etkinlik yaptık. Görünüşte küçüktür ama anlamı çok büyüktür. Çünkü kelimelerin doğru olarak bilinmesi gerekir. Şifaiye, şifa ile ilgili, şifayı anlatan demektir. Medrese de zaten önceden hastane idi. Onun için ben Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Türkçe'ye gösterdiği duyarlılıktan dolayı. Bilindiği üzere Sivas Belediyesi olarak bugüne kadar ses bayrağımız Türkçemize sahip çıkmak adına ve toplumsalık farkındalık oluşturma adına Recep Toparlı hocamızın önderliğinde birçok çalışmaya imza atıyoruz ve birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Malumunuz bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda bizler de Dünya Dili Türkçe adıyla yurt içinde ve yurt dışında önümüzdeki dönemlerde yine hocamızla birlikte birçok programı icra edeceğiz. Yine bu çalışmalara paralel olarak daha önceki yaptığımız hizmetlere de ilave olarak şehirdeki cadde, sokak ve yer isimlerinde Türk dilimize uygun olmayan veya yanlış telaffuz edilen isimleri de hocamızın yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda değiştiriyoruz. Bu kapsamında biraz önce de hocam izah etti. Şifaiye sokak olarak adlandırılan bu sokak daha önce belediyemiz encümen kararıyla düzeltilme kararı verilmiş ama uygulanmamıştı. Bu yılın Yunus Emre yılı, Yunus Emre ve Türkçe yılı olması münasebetiyle hocamla istişare ettikten sonra sokağın ismini medreseye uygun olarak H harfine atarak Şifaiye sokak olarak düzenlemiş olduk. Bu tip çalışmalar pahada hafif, yükte ağır, anlamı büyük çalışmalar. Biz bu tip çalışmaları önemsiyoruz. Çünkü hem Türkçemizin doğru kullanılması noktasında hem de toplumsal farkındalık oluşturmak anlamında çok çok önemli.
Belediye olarak biraz önce de söyledim, yer ve yön levhalarında çeşitli düzenlemeler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Tüm bu çalışmaları yaparken biz Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyemiz ve belediyemizin fahri danışmanı, bize her konuda destek olan Türkçe sevdalısı hemşerimiz, değerli büyüğümüz, hocamız Profesör Doktor Recep Hocarlı, Recep Toparlı hocamızın nezaretinde bilimsel olarak yapılanları doğru yapmak adına da hocamızın desteğiyle bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Hocam, şahsınıza çok çok teşekkür ediyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz. Belediyecilik sadece altyapı, üst yapı ile ilgili değil. Şehrin kimliğine sahip çıkmak, şehre kimlik oluşturmak, dilimize, Türkçemize sahip çıkmak adına da bu tip çalışmalar önemli. İnşallah önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Ve son olarak Sivas Belediyesi olarak şehrimizdeki tabelalarda Türkçe isim kullanan işletmelerimize ilan ve reklam vergisinin %75 indirim uygulanmamıza devam ediyoruz. Bunu kamuoyuyla da bir kez daha paylaşarak bu noktada farkındalık oluşturmak adına da bu tip çalışmaları da dönem dönem periyodik olarak, inşallah hocam sizin de söylediğiniz gibi, kamuoyuna aktararak bunun bir farkındalık oluşturmasına sağlayacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle Türk şiirinin kurucusu, büyük mutasavvıf, ilim ve irfan ehli, Türk İslam coğrafyasına eserleri ve düşünceleriyle damga vuran Yunus Emre'yi bir kez daha rahmet ve minnette anıyor. Bu yılın Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak ilan edilmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Hocamıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'le, belediye başkan yardımcımızla birlikte hocamızın rehberliğinde ve bilimsel olarak bize öngörüleri ve tavsiye ettiği çalışmalarda bu yıl içerisinde Yunus Emre ve Türkçe yılına uygun olarak devam ettireceğiz. Sözlerimi Yunus Emre'nin şu veciz ifadesiyle sonlandırmak istiyorum. Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Sevgili izleyenlerimiz, işte sizlerle paylaştık. Sivas Belediyesi 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı olması hasabıyla tabelalarda veya da yanlış yazılan tabela değişikliklerinde böyle bir çalışma başlattı. Günü gündemi, hayatı, gelişmeler efendim elimizden geldiği kadar sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Konu ve gündem, konu başlıkları arasında her ne var ise sosyal medya üzerinden bir bir bu paylaşımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii ki sizler de evde, iş yerinizde neredesiniz bilemiyoruz ama güzel bir gün yaşayın diyoruz. Sağlıklı bir gün yaşayın sevgili izleyenlerimiz. Biz de hemen şöyle bir gündem, konu başlıklarımızı teker teker göz önünde sizlerle paylaşmayı sürdürelim. Bakalım gündemde başka neler yer alıyor. Hemen şöyle gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam edelim. Evet, işte arkamda görmüş olduğunuz 3 tane aday sevgili izleyenlerimiz. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanlığı seçim tarihi belli oldu. Uzun bir süredir adaylar sahada sevgili izleyenlerimiz. Biz hepsine başarılar diliyoruz. Seçim tarihi 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Bu da işte kamuoyunda paylaşılan önemli bir haberdi. Her dönem, yani işte 4 yıla bir olduğu için geçmiş yıllara şöyle baktığımız zaman seçim o yıllarda bu kadar çok hararetli, bu kadar çok hareketli olmamıştı. Uzun yıllardan sonra yoğun bir adayının bir arada mücadele ettiği bir kooperatif seçimi sevgili izleyenlerimiz ve adaylar tabii ki aralıksız bir şekilde ne yapıyorlar? Esnafları, oy verecek olan kişileri, ortalama bir 3200 kişi oy kullanacak yani bu rakamlar, ama tabii 3200 kişinin tamamı gelip oy kullanır mı orasını bilemiyorum. Çünkü birçok seçimde özellikle işte neredeyse yarı yarıya üyeler gelmiyor oy kullanmıyor, ama bu seçim biraz daha böyle bir hareketli, biraz daha böyle bir cafcaflı mı demek gerekir olduğu için işte adaylar Hakan Demirgil, Osman Nuri Kuruçay ve Mesut Dursun. 3 tane aday sahada böyle köşe bucak esnafları, oy veren vermeyen bütün esnafları ne yapıyorlar? Şöyle bir geziyorlar. Herkesten güzel bir şekilde hani gönül almaya çalışıyorlar değil mi? Güzel de yapıyorlar tabii ki. Burada amacın bu seçimin biteceği, seçimden sonra yine hepimizin bir arada aynı atmosfer içerisinde yaşayacağımızı da unutmamak gerekiyor. Biz bütün adaylara da başarılar diliyoruz. 3 aday da yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar ve bakalım 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Taha Akgül spor salonunda sevgili izleyenlerimiz gerçekleşecek ve bu spor salonunda yapılacak olan seçim sonunda
Sivas Esnaf Sanatkarları ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı belli olacak. Bakalım üyeler, daha doğrusu kooperatiften kredi çekenler oy kullanıyor sevgili izleyenlerimiz. O kredi çeken esnaf kendisine hangi başkanı uygun görecek, hangi başkanın vaatlerini veya da çalışmaları üzerinde söylemlerini kendisinde böyle bu evet benden biri diyecek, orasını bilemiyoruz. İşte hepsi 28'inde sevgili izleyenlerimiz belli olacak ve 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü nerede olacak? Taha Akgül Spor Salonu'nda olacak. Okullar bölgesindeki Taha Akgül Spor Salonu. Bunu da sizlerle hemen paylaşmış olduk. Günün öne çıkan önemli haberlerinden biriydi. Başarılar diliyoruz tüm adaylara. Dediğimiz gibi işte Hakan Demirgil, Osman Nuri Kuruçay, Mesut Dursun. 3 tane aday var sevgili izleyenlerimiz. 3 aday da kendi yönünde hem vaatlerini anlatıyorlar, hem yapılacak çalışmaları, hani o koltuğa oturduğum zaman neler 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 vesaire, bunların hangi birinin üyelere fayda sağlayacağı yönünde çalışmaları sahada. Kredi Kefalet Kooperatifinden kredi çeken, yani 3200 civarında ya da 3000'in üzerinde diyelim, oy kullanacak olan esnafların gidiyorlar, ziyaret ediyorlar, konuşuyorlar, anlatıyorlar. Bakalım ne olacak? Evet, yani sonuç itibariyle Temmuz ayının 28'inde bir başkan seçilecek. Biz bütün adaylara çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyoruz. Hepsi bu şehir için tabii mücadele ediyor. Önemli olan zaten bu şehrin iyi bir şekilde daha yükseklere gelebilmesi, daha iyi yerlere gelebilmesi. Yine aynı zamanda hani kim seçilir bilemeyeceğiz ama eğer vaatler, böyle anlatılan projeler vesaire hepsi aslında bir havuzda toplanabilir değil mi seçim sonrasında? Hani o söylemişti, ben o işte o vaadi, o işte projeyi hayata geçirmeyeyim düşünmesi olmadan gerçekten güzel fikirler ortada var. Bakalım kim 28'inde, 28 Temmuz'da sandıktan isim, hangi isim çıkacak bilemiyoruz. Biz 3 adaya da Sayın Demirgil'e, Sayın Kuruçay'a, Sayın Dursun'a başarılar diliyoruz. Onlar esnaf ziyaretlerini sürdürüyorlar, kolaylıklar dileklerimizi iletiyor. Günü gündemi haberleri böyle sizlerle paylaşıyoruz. Evet, gündem konu başlıkları devam edelim efendim. Başka neler var? Hayatın içerisindeki gelişmeleri an be an sizlerle paylaşımlarımızı sürdürmekteyiz. Konu gündem. Neler var? Neler tabii ki. Sivas İl Özel İdaresi güzel bir şekilde kendisine yeni bir makina ikmal binası, inşası yapıyor sevgili izleyenlerimiz özel idare. Ve bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi Sivas İl Özel İdaresi'nin makina ikmal kısmı Kılavuz Mahallesi'ndeydi ve orada şu anda bir çalışma var. Nedir işte? Hastaneye direkt geçişin sağlanması için o alan şu anda yıkıldı. Ve yeni bir makine ikmal alanına kavuşacak Sivas İl Özel İdaresi sevgili izleyenlerimiz. Sivas işte İl Özel İdaresi yeni makine ikmal bakım ve onarım müdürlüğüne kavuşuyor. Şehir dışında bir yerde 70 bin metrekare alanda, kocaman, bakın arkamızda da görüyorsunuz. Projesi falan her şey hazır, çizildi ve tabii ki bu proje kapsamında çalışmalar yoğun ve hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu proje bittiği zaman güzel bir şekilde işte Sivas İl Özel İdaresi'ne yakışan makine ikmal birimi daha da şık, daha da güzel olacak. O alanda çalışmalar devam ediyor. Biz de tabii ki bu güzel çalışmalardan dolayı emeği olanlara da selamlar, sevgiler diyelim, teşekkür edelim. Şehrimizdeki bu yönde binaların daha sağlıklı, daha işlevsel konumunun yoğun bir şekilde düzenlenmesi anlamında da adımların atılması gerçekten şehrimiz için iyi bir çalışma oluyor. İşte Sivas İl Özel İdaresi de bu yönde çalışmalarını sürdürüyor ve yeni bir makine ikmal sahası alanı oluşturuyorlar. Çayboyu Mahallesi'nde burası. 70 bin metrekare alanda inşaat çalışmaları sürüyor. Şehir merkezindeydi biliyorsunuz, işte Kılavuz Mahallesi'nde. Şimdi o bölgede bir alt geçit çalışmasını Sivas Belediyesi başlattı. Hastaneye daha sağlıklı, daha hızlı bir şekilde ulaşmak anlamında makine ikmalin binası ve tabu kadastroyla işte bir bahçe, o bahçede dahil edildi. Hemen orada işte bir ne vardı başka? Bir yine Sivas İl Özel İdaresi'nin misafirhanesi vardı. Oralarda işte yıkıldıktan sonra hastaneye rahat bir geçiş sağlanacak. İşte makine ikmal bakım ve onarım müdürlüğü de şu anda inşaat çalışmaları devam ediyor. Arkamda görmüş olduğunuz gibi böylesine güzel büyük bir proje. Çayboyu Mahallesi'nde 70 bin metrekare bir alanda
bu inşaat, bu çalışma, bu proje bittikten sonra Sivas İl Özel İdaresi yeni Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne kavuşmuş olacak sevgili izleyenlerimiz. Evet, bunu da aktardık. Gündem konu başlıkları arasında yer alan gelişmeler içerisindeki haberleri sizlerle paylaşmayı sürdürmekteyiz. An be an gelişmelerde ne var ise efendim sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Medyanet, Facebook, beğen sayfası, oraya da giriyorsunuz, sayfamızı beğenirsiniz, YouTube'dan kanalımızı takip edebilirsiniz. Yani bizleri desteklemek anlamında sizler de sosyal medya hesaplarımızı sıkı sıkıya takip ederseniz biz de çok memnun oluruz sevgili takipçilerimiz. Efendim, bakalım başka neler var? Gündem konu başlıklarını sizlerle paylaşıyoruz. Gelişmeleri an be an elimizden geldiği kadar aktarmaya devam edelim. Deva Partisi kadın kolları istişare toplantılarına başladı. Biliyorsunuz Türkiye'de siyaset, hani seçim yok deniyor ama acaba seçim olur mu olmaz mı? Bunun hepsi de yine konuşulan konular arasında geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Peki ne olur, ne yapılır tabii ki bu yönde çalışmalar hangi yönde ilerler? Bununla ilgili de tabii ki seçimin şu anda hani siyasetçilerin, liderlerin söylemlerini istinaden söylüyoruz. 2023'e kadar seçim olmayacağı yönünde bu açıklamalar gündeme düşüyor sevgili izleyenlerimiz. Biz de diyoruz ki yani bakalım bu tabii ki süreç içerisinde belki de bir bakarız. Bir anda seçim rüzgarları esmeye başlar değil mi? Onun için de siyasi partiler aralıksız bir şekilde çalışmalarını hummalı bir şekilde onlar da sürdürüyorlar. Hemen Deva Partisi kadın kolları çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. İstişare toplantıları gerçekleştiriyorlar sevgili izleyenlerimiz. Ve bu yapılan istişare toplantıları içerisinde de Sayın Serdar İnce'yi de bir ziyaret, hemen bakalım o haberinde detayını şöyle bir sizlerle paylaşalım, hemen açalım. İşte Deva Partisi Sivas Kadın Kolları toplantı yaptı. Deva Partisi Sivas Kadın Kolları ileriye dönük faaliyet planları hakkında Deva Partisi İl Başkanlığı binasında bu toplantıyı gerçekleştirdi. Yani işte bir anda belki değil mi? Hani seçim kararı siyaset liderlerinin ağzından çıkmasıyla bu iş bir anda başlayabilir. O yüzden hazırlıklı olmak gerekiyor ve bu yönde de işte kadın kolları da önemli mahallelerde değil mi? Özellikle ev kadınlarını, çalışan hanımefendileri, herkesi bilgilendirmek anlamında onlar da yoğun bir istişare içerisinde bu çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Bu yapılan çalışmaların meyveleri ne zaman olacak? İşte seçim döneminde ortaya çıkacak değil mi? Deva Partisi Sivas Kadın Kolları da toplantı yaptı. Bu yapmış olduğu toplantıyla istişare yaptılar. İleriye dönük yapılacak planlı çalışmaları bir bir burada bir arada paylaştılar sevgili izleyenlerimiz. Yine hemen onunla ilgili de Deva Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce de bu tabii ki çalışmaları yakından takip ediyor. Malatya Battal Gazi Deva Partisi Kadın Çalışmaları Başkanı Tuğba Farımaz da Deva Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce'yi ziyaret etti. Çeşitli onlar da istişarelerde bulundular. Tabii bu aralar gerçekten siyaset çok hareketli geçiyor sevgili izleyenlerimiz. Bakalım hani liderler herhangi yakın bir dönemde seçim görünmüyor deseler de yarının, sonraki günlerin ne getireceği hiç de belli olmuyor işin gerçeği. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olur biz de oldukça paylaşacağız ama kadın kolları da partilerin önemli bir birimi. Evet, bakalım başka neler var? Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivas Ticaret Borsası geçtiğimiz günlerde Kangal'da bir temsilcilik açtılar sevgili izleyenlerimiz ve bu temsilcilikte tabii hem üyelerin dertlerini hem üyelerin burada fikir ve düşüncelerini konuştular ve buradaki konuşulan konular arasında neler yer aldı? Onunla ilgili de hemen bir haberimiz var. Onu da şöyle bir sizlerle paylaşalım istiyoruz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de burada yapmış olduğu konuşmada çok önemli, gündemi ilgilendiren birçok konuyu paylaştı. Ve bu paylaşımlar içerisinde şunu da hemen söyleyelim. Sayın Eken yani bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların 3 yıllık süreci tabii ki değerlendirdi. Neler neler yapıldığı konusunda birçok konuyu da gündeme taşıdı. Peki Sayın Eken bir de orada şöyle bir söz söyledi.
Başkan Eken dedi ki, bir kişi çıksın, kendi menfaatleri için çalıştı desin, bugün istifamı veririm dedi. Evet, çok iddialı gerçekten. Yani işte oy veren esnafa 6000'in üzerinde bir odayı temsil eden başkan sevgili izleyenlerimiz Sayın Eken ve bugüne kadar da 3 yıllık sürenin geride kaldığını ve yapmış oldukları çalışmaları tek tek Kangal'da yapılan istişare toplantısında. İşte orada biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kangal'da bir temsilcilik açıldı. O temsilcilik açıldığı günde bir istişare toplantısını böylece gündeme taşıdılar. Önemli konular konuşuldu tabii. Geçen 3 yıllık süreci değerlendirirken Sayın Eken burada seçtiğiniz meclis üyesine, başkana hesap sorun dedi. Yani kardeşim oy veriyorsunuz, sorgulayın dedi. Bu konuşmaların içerisinde başka neler söyledi? Dilerseniz hemen onları da Sayın Eken'in açıklamalarına bakalım. Biliyorsunuz 3 yıl 1 ay oldu biz göreve geleli. Odamızın tüm altyapısını, bilgisayar sistemini, web sitesini, sizlere dair iyi hizmet verebilecek tüm altyapıyı yeniledik. Odamızın yıllardır arşivlerinde bir üyemiz geldiğinde aşağı kata personel inip saatlerce bir evrak arıyor. Dedik ki e-arşiv yapacağız. Ciddi bir yatırımla odamızın tüm dosyalarımızı, tüm üyelerimizin kayıtlarını e-arşiv aldık. 250 bin dosya dijitale aktarıldı. Odamızın 5. katında bulunan bir restoran vardı. İlk yılımızda, 1. senemizde orayı baştan sona yenilerek ve son derece mükemmel, Sivas'ımıza yakışır, odamıza yakışır, sizlere yakışır bir restoran, çok amaçlı salon yaptık. Tüm sektörlerle arkadaşlar bir araya geliyoruz biz. Akaryakıtçılardan tutun sigortacıya kadar, hizmet sektöründen sağlık sektörüne kadar. Hepsiyle ayrı ayrı toplantılar yaparak onların sıkıntılarını gerekli yerlere bizzat kendi komite üyelerimizle birlikte taşıyoruz. Sizler de seçtiğiniz kişilerin, üyelerin, başkanın ne yap yapmadığını sorgulamanız lazım. Seçim zamanı gelip sizlerden oy istiyoruz, sizler de oy veriyorsunuz ama bize hesap sormuyorsunuz. Seçtiğiniz meclis üyesine, başkana hesap soracaksınız. Ben seni seçtim, Kangal için ne yaptın, il için ne yaptın diyeceksiniz. Çalışmayana, hizmet etmeyene vermeyin değerli arkadaşlar. Boş yere 7 yılda ortalama 4 trilyona yakın para gitti. Biz göreve geldik, ilk yılımızda dedik ki ya bu fuarlarını yapacağız ya bırakacağız. Hamdolsun ki ilk sene Bilim ve Teknoloji Üniversitesi içinde yer yoktu. Burayı tarih oldular, buranın içine 10 milyon Türkiye Odalar Birliği Başkanımız her ile bir okul yapıyor. Bir tane de Sivas'a yapmıştı. O okulu da üniversite bizden istedi. Sayın Başkanımız orayı da üniversiteye verdi. Tabii fuarlarından vazgeçtik mi? Hayır, biz söz verdik. İnşallah belediye başkanımız Hilmi Bilgin sağ olsun talep ettik. Bize Sivas Spor Tesisleri civarında bir 40 dönüme yakın bir araziyi bize tahsis edecekler değerli arkadaşlar. Biz de buraya güzel bir fuar merkezi yapacağız. Hem de kendi mülkiyetimiz olan bir fuar merkezi. Odamızın eski hizmet binası vardı. Bu hizmet binası altında artık çürük almış. Burayı yapmamız lazım. Binamızı yılbaşı günü 31 Aralık akşamı binamızı yıktık. 3 günde temizlettik. O arsayla birlikte ifrazını gerçekleştirdik. İnşallah modern bir bina ve hizmet yapacağız arkadaşlar. Pandemi döneminde üyelerle ilgili Sivas merkezde ve ilçelerde talepler de geldi. Maskenin bulunmadığı dönemlerde 150 bine yakın maske dağıttık ücretsiz odamız olarak. Bu süre içerisinde tüm üyelerimizi kapı kapı gezdik. Hepsinin kafe ve restoranların özellikle, hizmet sektörünün özellikle onların derdine derman olmaya çalıştık. Nefes kredisi. Şu anda yeni bir kredi daha başladı biliyorsunuz. Bu sicil affı istiyoruz biz. Sürekli bunu dile getiriyoruz. Kredi alacak arkadaşlara zorluklar çıkarılıyor. Bu adamın ihtiyacı olmasa krediyi niye alsın? Bankalarımızdan da ricamız üyelerimizin şu sıkıntılı döneminde kredilerine yardımcı olsunlar. Kira ertelemeleri için Sivas'tan çok ses çıkarttık arkadaşlar. Bak belediyeye, valiliğimize, vakıflara bizim kesinlikle zam yapılmasın talebimiz. Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımıza ilettik ve Türkiye çapında vakıflar zamları geri çekti. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank Genel Müdürleri ile de bizzat bir araya gelerek üyelerimizi bir araya getirdik. Banka Genel Müdürlerine dertlerini anlatma fırsatı bulduk. 63 oda ve borsa başkanının 13 ilin kardeşinizi başkan olarak seçerek, sözcü olarak seçerek Sayın Cumhurbaşkanımıza bizzat bölgemizin 15 maddeden oluşan taraflarını dile getirdik arkadaşlar.
kapılar arkasında konuşmadan, dedikodu yapmadan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bölgeye aktardık arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bakın, Ticaret ve Sanayi Odası'nı lütfen takip edin. Seçtiğiniz üyelerini takip edin. Meclis üyelerini takip edin. Kimsenin babasının çiftliği olmadığını oraya insanlara hissettirin. Oraya ayak oyunları için gelenlere müsaade etmeyin. Oraya kendi menfaat için gelmeye çalışanlara müsaade etmeyin. 3 yıl 1 aydır bir kişi desin ki Mustafa Eken şu yatırımcıyı kaçırdı. Sivas'a gelen yatırımcıyı kaçırdı. Kimseye sahip çıkmadı. Üyesinin telefonuna bakmadı. Bugün istifamı veririm burada. Lütfen artık Sivas'a sahip çıkalım. Kangal'a sahip çıkalım. Kangallılar Sivas'lara sahip çıksın. Birbirimize sahip çıkalım. Birinci organize sanayi bölgesinde yerimiz kalmadı. Zamanında fabrika yeri olarak alınan yerler varmış. Yapmayanların tek tek yerlerini alıyoruz. O 20 tane yeri de değerli arkadaşlarım başka yatırımcılara verdik. Sivas'ın işsizlik rakamı resmi rakamlarda 25 bin görünüyor değerli arkadaşlar. O yüzden büyük fabrikalar gelmesi lazım. Şu an görüştüğüm en az 15-20 tane büyük fabrika var. Saygısızlık yok, terbiyesizlik yok, iftira yok. Ama hakkımızı, odamızın, ilimizin sonuna kadar arayacağız arkadaşlar. Siz de benim arkamda duracaksınız ama. Benim arkamda durmazsanız ben tek başıma yapamam bunu. İlçelerin, ilimizin, STK'ların arkamda durması lazım. Benim davam Sivas'ın işsizliği arkadaşlar. Göç vermemek, göç almak. Kardeşimizin Allah rızası için, ekibinin Allah rızası için, meclis üyelerinin Allah rızası için, yönetim kurulu üyelerinin Allah rızası için çalıştığını bir kez daha söylüyorum. Bizi seçen seçmeyen, bize oy veren vermeyen, tüm Kangallı kardeşlerimin her zaman bir kardeş olarak, benim adam olarak beni görmenizi ve bu kadar anlattıklarımın içerisinde eksik, hata, yanlış da varsa lütfen beni uyarmanızı söylesin. Eksiğimizi de bilelim, yediğimizi de bilelim ve Kangal'a bir daha geldiğimizde her zamanki gibi ev sahibi olarak gelelim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Allah hepinize razı olsun diyorum, saygılarımla. Sayın Eken bu şekilde bahsetti. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, seçtiğiniz meclis üyesine ve başkana hesap sorun dedi. Yani seçiyorsanız mutlaka çalışmalarını da yakından takip edin dedi. Ve yine aynı zamanda biri çıksın kendi menfaatleri için çalıştı desin, bugün istifamı veririm dedi. 3 yıllık süreci Kangal'da sevgili izleyenlerimiz yapılan istişare toplantısında bir değerlendirme yapmış oldular ve biz de sizlere Sayın Eken'in konuşmasından önemli başlıkları aktarmış olduk. Efendim devam edelim. Gündem konu başlıkları, hayatın içerisindeki gelişmelerde her ne var ise bir bir sizlerle paylaşımlarımızı sürdürüyoruz. Konu başlıklarımız üzerinde dün şehrimizde bir çalıştay gerçekleşti ve bu çalıştayda özellikle tabii ki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bu çalıştay yapıldı sevgili izleyenlerimiz. Peki çalıştayda neler konuşuldu? Bu çalıştayın içeriği neydi? Hemen onu da şöyle bir sizlerle paylaşalım. Çalıştayın içeriği Zara Kaz Gölü Sulak Alanı Yönetim Planı çalıştayı yapıldı. Yani Zara, Zara ilçemizde bulunan Kaz Gölü sulak alanının hem korunması, o alanın gelecek kuşaklara aktarılması anlamında bir çalıştay yapıldı. Bir fikir alışverişinde bulunuldu. İşte dernekler, çeşitli STK'lar, devlet kurumları, konuyla ilgili kişiler burada sevgili izleyenlerimiz anlatılan birçok konuyu yakından takip edildi. Ben de bu çalıştayda bulundum ve bu çalıştayın gerçekten önemli bir çalıştay olduğunu söyleyelim. Çünkü 5-6 ay boyunca bu tabii ki konular araştırılacak. Akabinde önümüzdeki ay yeniden bir tekrar bir araya gelme söz konusu olacak. Daha sonra ise yıl sonunda önemli bir değerlendirme böylece ortaya çıkmış olacak. İşte bu çalıştay bu gölün hani gelecek kuşaklara aktarılması ve doğanın korunması anlamında önemli bir çalıştay. Tabii bununla beraber diğer şehirlerde, diğer tabii ki ilimizin ilçelerinin veya köylerin içerisinde yer alan bazı bölgelerde de zamanla bu çalışmaların yapılacağı da burada önemli bir şekilde dile getirildi. 5 aylık bir süreç. Bu tabii ki işte çalıştay, toplantılar, fikirler hepsi bunlar değerlendirilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından organize edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve İl Şube Müdürü Fatih Albayrak, Zaziyat Başkanı Musa Kürkçü, Zararlar Vakfı Adnan Şimşek ve sevgili izleyenlerimiz işte konuyla ilgili
devlet kurumları ve yine akabinde dernekler, Gezen Gözler Derneği de oradaydı. Çünkü bu konu aslında hepimizi ilgilendiren önemli bir konulardan bir tanesi. Burada tabii çeşitli konular istişare edildi, neler yapılabilir denildi. Bu yönde konuşmalar da burada yoğun bir şekilde gerçekleşti. Umut ediyoruz ki tabii bu yapılacak olan çalışmalar içerisinde ilerleyen zamanlarda bunların teferruatlı bir şekilde paylaşımları da sahaya aktarılacak. Yani dediğimiz gibi bu aslında bir şehrimizde, ilimizde bulunan küçüklü büyüklü birçok göl var. Hem bunların korunması hem de gelecek kuşaklara aktarılması anlamında bir ilk adım olarak böylece hayata geçmiş oluyor. Bir çalıştay, göllerin korunması, etrafının düzenlenmesi, buranın hem doğaya hem de insanlara daha faydalı nasıl bir yönde kazandırılabilir? Bunların çalışmaları işte bu şekilde yapılan çalıştaylarda ortaya çıkacak sevgili izleyenlerimiz. İşte Zara Kaz Gölü sulak alanı yönetim planı çalıştayı dün Sivas'ta bir otelde gerçekleşti. Ben de bu çalıştayda yer aldım ve şunları söyledim orada. Yani sadece bu gölle kalmamalıyız. Sivas'ın köylerinde, ilçelerinde buna benzer küçüklü büyüklü göller mevcut. İşte özellikle hani Uyuz Gölü dediğimiz, insanların böyle sağlık açısından kendini iyi hissedebileceği veya da Sülük çıkarılan, yine Zara'da olan bir göl var işte Sülük Gölü diye. Yani buralarında aslında koruma altına alınarak, buralarında etrafında çalışmalar yapılarak oradaki önemli konularında sahaya aktarılması sağlanabilir. Bunu da burada dile getirdik. İnşallah bakalım bu 5-6 aylık bir çalışmanın akabinde tekrar bir araya gelinecek. İşte o zaman yine birçok konu burada konuşulacak sevgili izleyenlerimiz. Biz de bunların detaylarını sizlerle paylaşmış olduk. Gündem konu başlıkları arasında yer alıyordu. Ekranlarınıza getirmiş olduk. Efendim böylece programımızı noktalıyoruz. Güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz. Pazartesiden Cuma'ya elimizden geldiği kadar kamuoyunda sizleri bilgilendirmek adına biz tabii ki bu programları yapıyoruz. Yeri geliyor birçok yerde de program yapıyoruz. Tabii ki konu ve konuklar alıyoruz. Çoğu zaman da yine kendi stüdyomuzdan sizlere böyle şehirden haberleri haberdar etmek adına programlar gerçekleştiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.